uzun bir süredir yani biz Türkiye'deki bu yoksulluğu, ekonomik krizi kadın meclisi olarak gündemimize almak istiyorduk. Hiç kimsenin gündemine almadı ama ülkenin en yakıcı problemini gündemimize almak istedik. Ve işte kadınlar için adalet kampanyamızın bir etabı olarak da kadın yoksulluğuna hayır, kadınlar için adalet diyerek başlamış olduk. Toplam 17 şehre gitmiş olduk. Ermeni kadınlara da gittik, Süryani kadınlara da gittik, Roman kadınlara da gittik, Kürtlere de, Alevilere de, Arap Alevilere de, işte tarım işçisine de, tekstil işçisine de, fabrikada çalışan kadına da, yani neredeyse işte Türkiye'deki her kesimden kadına bir biçimde ulaşmaya çalıştık. Galiba bir başarı da bu konuda sağlamış olduk. Ya bu mevsimlik tarım işçileriyle ilgili bir çalışma mı? Hayır değildi. Ya biz kadın yoksulluğu ile başlattık. Baktık ki kadınlar tarlalarda. Çünkü güvencesiz bir iş alanı, ucuz iş gücüne ihtiyaç var. Onun için de en fazla tercih edilen kesim kadınlar. Hatta bu da yetmez gibi daha çok mülteci kadınlar varsa. Çünkü ucuz iş gücü, güvencesiz, hani başına ne gelse kimse sormuyor. Kölevari bir yöntemle çalıştırılıyor. Hep biz bu işçiliği, özellikle mevsimlik tarım işçiliğini hep daha işte gençlerin çalıştığı bir alan olarak görüyoruz ama 85 yaşında kadın da vardı. İşte üniversite öğrencisi genç kadınlar da vardı. Ama bizim en çok karşılaştığımız şey o üniversite işçilisi genç kadınlardı. Bir taraftan üniversite okumaya çalışıyorlar. İşte bir taraftan orada tarım işçiliği yapıyorlar. Ya da işte üniversiteyi bitirmişler ama atanamamışlar. Bu çok büyük bir kesime tekabül ediyor. Böyle az bir rakam da değil. Neredeyse gittiğimiz işte tarlaların %50'si diyebilirim ya da gittiğimiz alanların %50'si üniversite öğrencisiydi ya da üniversiteyi mezunu genç kadınlardı. Bu ülkede aslında yasada, anayasada söylenildiği gibi parasız bir eğitim yok. Ücretsiz bir eğitim yok. Yoksulun eğitime ulaşma olanakları yok. Şimdi hele pandemiyle beraber koşullar daha da zorlaştı. Çünkü yüz yüze eğitim olanakları ortadan kalktı. Uzaktan eğitim için de belli bir ekonomik seviyede olmanız lazım. Bilgisayar yok, tablet yok, internet yok, onlar olsa elektrik yok. Farklı kimliklerin de yaşadıklarını da görmek istedik. Son Ermeni köyüne gittik. Orada kadınlar küçücük başlayıp, işte 5 kişiyle başlayıp 35 kişiye varan bir kooperatif kurmuşlardı. İşte el üretimi, kimse aracı olmadan kendileri birebir tüketiciye ulaştırıyorlardı. Aslında bu örnek gerçekten kadınların bir araya geldiğinde nasıl büyük işler başardıklarını da gösteriyor. Gittiğimiz her alanda iktidarın politikalarının çok farkındaydılar. Çok yüksek bir bilinç düzeyleri vardı. Ve meseleyi kendileriyle de sınırlı tutmuyorlardı. İktidarın politikaları, kadına yaklaşımları, aslında ortak mücadeleyle bu sorun üstesinden gelebileceğimizin de çok farkındaydılar. Evet, güç veriyor. Kadınların çalışması çok güzel bir duygu. Yani çalışmak çok güzel bir şey. Bütün kadınların da başarmasını dilerim yani. Zaten burada hiçbir iş alanı yok. Biz de bunu öğrettik dedik, kadınlar kendine, kendi karşılığını kendin çıkarsınlar. Ne güzel olur değil mi? Bunu çözmek için bir araya gelmek gerektiğini çok farkındaydı. Hepsi gencinden çocuğuna, kadına. Yani 13-14 yaşındaki çocuk bile bunu söylüyordu. Bunlar için biz bir araya gelmemiz gerektiğini öğrendik. Bu bizim çalışmamız devam edecek. Her gittiğimiz yerden yeni cevaplar aldık. Ve şu anda birçok cevabımız var aslında. Ve birçok yol yöntem, yani çözme yöntemini de hep beraber elde etmiş olduk.